Merhaba değerli insanlar. Bugün 2 ve 3 ayetle neyi inceleyeceğiz? Allah insanlar arasına kin ve düşmanlığı yayar. Yani insanlar arasına kin ve düşmanlık bırakır mı? Birbirinizi yiyin, öldürün, yok edin mi? Böyle bir şey olur mu? Buna bakacağız. Kaldı ki bu toplumlar güya Allah tarafından gönderilen kitaplarla uyarılan toplumlar. Orada diyor ki biz onların arasına düşmanlık ve kin bıraktık. Yani onlar ahirete kadar, kıyamet gününe kadar birbirleriyle savaşacaklar, huzursuz olacaklar, birbirlerini öldürecekler. Kim bu toplumlar? Hristiyanlar ve Yahudiler. Bunların diyor arasına kin ve tohum attık biz. Savaş. Kin ve savaş. Bugün dünyadaki Müslüman coğrafyasına baktığımız zaman kin, nefret ve savaş bunların arasında olduğunu görüyoruz. Yani İslam ülkelerindeki insanlar kindar ve birbirine düşman insanlar. Avrupa'da ve diğer Yahudi toplumunda ve Hristiyan toplumunda Allah onların aralarına ben kin ve düşmanlık saldım demesine rağmen bugün baktığımızda bu toplumlar barış ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Ayette önce bir ayet vereyim. Eksik fazla olabilir, ezberinden söyleyeceğim bu ayeti. Bakara suresi 106. ayet. Orada diyor ki eğer biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldıracak olursak veya bir ayeti unutturacak olursak, dikkat edin arkadaşlar, unutulursa demiyor. Biz unutturacak olursak ayeti unutturacak olursak, yani Allah ayeti unutturuyor bilerek, değiştirmek için unutturursak diyor, onun yerine daha hayırlısını ve iyisini getiririz. Nerede diyor bunu? Bakara 106'da. Bakara suresi 106'da diyor. Şimdi bir ayet okuyacağım. Maide suresi 14. ayet okuyacağım. Şimdi Bakara suresi 106. ayetini orada tutalım. Aklımızın bir ucunda dursun. Bakın ne diyor. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkmamaları gereken şeyden önemli bir kısmını unuttular. Yani ayetlerimizi unuttular diyor. Bakara suresi 106'da ne diyordu? Biz unutturursak unuttururuz diyordu. Unutturur. Unutturar. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Hristiyanların arasında. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Tehdit. Ve aralarına diyor düşmanlık ve kin saldı. Ya bir tanrı şöyle düşünün. 2-3 çocuğunuz var. Bunlardan bir tanesi diyelim ki dediğinizi yapmıyor. Veya kendi kafasına göre hareket ediyor. Veya bir şey söylediniz onu unuttu. Yapmadı. Siz bu kardeşler arasında baba olarak düşmanlık tohumları eker misiniz ya? Birbirinizi öldürün, yiyin der misiniz? Bu nasıl bir tanrı anlayışı ki, Kur'an'ın tanrı anlayışı ki insanlar arasına düşmanlık ve kin serpiyor? Böyle bir tanrıyı tasarruf edebilir misiniz ya? Tasavvuf edebilir misiniz? Düşünebilir misiniz? Böyle bir tanrı. Bakın şimdi Hristiyanların arasına düşmanlık ve kini attık diyor. Yahudilerin arasına attık. Bakın onlara ne diyor? Ayet aynen okuyorum yine. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler.
söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Tanrı'ya bakın. Kendi yarattığı kullara beddua ediyor. Beddua ediyor. Bir başkasından umuyor. Onların başka, yani böyle olmasını istiyor. Demek ki kendi yapmaya gücü yetmiyor. Kimden istiyor? Bir başkasından istiyor. Eli, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen onlardan birçoğunun azgınlık ve küfürünü artıracaktır. Biz onların aralarına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Diyor bir ayet devam ediyor. Arkadaşlar şuraya bak. Önce bir kitap gönderiyorsun. Peygamber gönderiyorsun o topluma. O toplumu dünya alemden üstün kılıyorsun. Ondan sonra onlar Allah cimri dedi diye Allah'ın eli açık değil dedi diye onlar naletliyorsun ve aralarına kimle düşmanlık sanıyorsun. Peki bu ayetler geçerli mi günümüzde? Peki Yahudi toplumuna bir bakalım. Yahudi toplumunda Müslüman toplum gibi yerlerde mi sürmüyor? Birbirleriyle savaşıyor. Kimlerle savaşıyor? Var mı bir iç savaş? Var mı birbirini öldüren Yahudi? Öyle varsa var değil. Hristiyanlar arasında savaş var mı? Bugün dinlerini reforma ettikten bugüne kadar. Yani 300 yıl, 400 yıl önce bu insanlar bu dinlerini reforme ettiler, kiliseleri kapattılar, hapsettiler. Şimdi akılla yaşıyorlar. Yasalarla yaşıyorlar. Üretiyorlar. Düşünüyorlar. Tanrı'ya bakın. Biz diyor onların arasında düşmanlık attık diyor. Düşmanlık nerede bugün? İslam coğrafyasında. Ölüm nerede? İslam coğrafyasında. Kepazelik, rezillik, ırza tecavüz, çocuğa tecavüz, hırsızlık, yan kesicilik, rüşvet nerede? İslam coğrafyasında. Eğer bir tanrı varsa böyle toplumlar arasına kin ve nefret ekiyorsa o zaman İslam dünyasına kin ve nefret ekmiş. Hani bir ara Tayyip Erdoğan dedi ya kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz diye doğru söylüyor işte. Ancak böyle toplum olur. İslam dinle yaşayan toplum ancak o kadar olur. Kindar olur, dindar olur, savaşkan olur, insan öldürür. Cennet karşılığında insan öldürüyor. İnsan. Ve Bakara suresi 106'daki bak ne diyor? Unutturduğumuz ayet olursa. Burada da ne diyor? Unutturlar diyor. Sen unutturdun. Her şeye gücün yetiyor. Sen unutturdun. Onlar da unutmuş olsa sen arasına nasıl kin ve nifak sokuyorsun ya? Böyle bir tanrı anlayışı olur mu arkadaşlar ya? Birazcık düşünün etmeyin şu ayetleri güzel okuyun. Veriyorum ayetlere ondan sonra saçma sapan savunmalar geliyor ya. Başka bir ayetle savunmaya çalışıyor veya o ayeti öyle anlama diyor. Nasıl anlayayım kardeşim o ayeti? Yazıldığı gibi anlam anlaşılmıyorsa bir metin nasıl anlamam gerekir? İnsanlar nasıl anlasın? Tanrı tuzak mı kurdu kitaplarının içerisine? Ben bunları böyle gönderiyorum ama siz böyle anlamayın. Başka türlü anlayın diye. Böyle mi dedi yani? Savaş diyorsam siz barış anlayın. Bu mudur yani savunma? Bu ayetlere akıllı cevap verebiliyor musunuz? Verin kardeşim buyurun açıyoruz. Başka bir ayette görüşmek üzere. Hoşçakalın.